ÖTV indirimi gelir mi? Seçimden önce gelir. Bugüne geliyorum. Bugün parlament sigarası 31 lira, sakal tıraşı 15 lira. 3 tane sakal tıraşı 45 lira eder. Şu anki durum daha iyi. Muhalefet vaatte bulunuyor, iktidar yapmak zorunda kalıyor. Var, ucuzlamayacak. Ülkeyi yediler çünkü. Gitti. Yakında bizi bile satarlar yani. Gazete yazıyor ekranlarından herkese merhaba. Bugün Şişli'deyiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gençler KYK borçlarınızı ödemeyin. İktidara geldiğimizde faizleri sileceğiz demişti. Hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK faizlerini sildirmişti. Dün Kılıçdaroğlu yeni bir iddiayla karşımıza çıktı. Birkaç ay daha bekleyin, araç almayın. İktidara geldiğimizde sizlere ikinci el fiyatına sıfır araç aldıracağız dedi. Bakalım vatandaşlar bu konuda ne düşünüyorlar? Ben İrem Karataş, İçimizden Biri başlıyor. Abi en son Kılıçdaroğlu ben KYK faizlerini sileceğim dedi. Erdoğan sildi. Şimdi de diyor ki size ikinci el fiyatından sıfır araba aldıracağım. Erdoğan da üzerine ÖTV yetkilerini aldı. ÖTV'yi indirecek mi sence? Bir kere iktidara gelsin de ondan sonra konuşsun. Yani iktidara geldiğinden nasıl ne diyebiliyor ki, öyle ezbere konuşuyor. Ama mesela söylüyor, vatandaşın yararı ne oluyor bu? Mesela faizler silindi. Ya şimdi eğer Erdoğan sildiyse sildi. İşte ne güzel bir şey yapmış. Silmesi lazım ki çarşı dönsün. İster oğlu söyler, ne olacak? Dilin kemiği yok, öyle söyler, öteki öyle söyler. Ama ÖTV'nin kalkması güzel bir şey yani. ÖTV kalkmadı, kaldıracak mı diye soruyoruz biz de acaba. İyi olur yani, Kılıçdaroğlu'nun yanındayım ben o zaman. Arabalar ucuzlamayacak. Arabalar ucuzlamayacak. Nasıl yani, Kılıçdaroğlu diyelim ki iktidar oldu. Silmez mi vergiyi? Kılıçdaroğlu mu silmez? Neden? Çünkü silmedi zamanında. Kılıçdaroğlu ne zaman iktidar oldu? 25 yıl önce. 25 yıl önce Kılıçdaroğlu iktidarda değildi. Kaç yıl önceydi? Kılıçdaroğlu hiç iktidarda olmadı. Ama Cumhurbaşkanımızdı. Cumhurbaşkanımızdı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu neydi? Ya bak ben ona veriyorum. Ona kızdım onlara, ona veriyorum. Neden kızdın abi? Niye kızdırdılar seni? Ya niye kızdırdılar biliyor musun? Kızım bir şey olsun. Gidiyorlar Avrupa'ya dileniyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Yapılacak şeyleri yapmıyorlar. Yani hep bunlarla uğraşaptık ya. Ekonomik durum da biraz rahatsız mı acaba? Bütün Avrupa, bütün dünya aynı şekilde. Şey. Aynı mı? Herkes bu kadar zorlanıyor aynı, mu? Aynı. Ama enflasyon oranları aynı değil. Ama onun için şey abi. Bak ben sana kızım. Tamam, sen niye kızdığını anlat. Eski iktidarlar olsa başta emekli maaşı bile vermezler. Yani şimdi 10 seneden beri de nefret ettik. Bunu atıyorum ya. Bu seçimde de yine AK Parti'ye mi vereceksin? Yine ona vereceğim. Ha. Hem de benim takım arkadaşımdı. Dünyanın şey atıyorlar, iftira atıyor ya. Dünyanın en temiz insanıdır. Aynı takımda yetişti. Ya ağzından laf alamazsın ama birisinin yanında yetişti işte. Gençlerimiz terso, çok kötü durumdalar. O şekilde söyleyeyim. Terso ne demek? Terso çok kötü durumdalar demek. Tabii suça karışıyorlar. Çünkü paraları yok ceplerinde insanların. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Üniversite okuyorum ben. Part time, aynı zamanda anketörlük yapıyorum. O şekilde çalışıyorum. Yetmiyor mu KYK bursun? Hiçbir şekilde yetmiyor. Nasıl giderlerin var? Nasıl giderlerim var? Kredi borcum var. Eve bakıyorum aynı zamanda. Yani ekmek olmuş 5 TL. Kiralar nasıl? Kiralar uçmuş şekilde. Evleneceğiz, evlenemiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şeye kalkışamıyoruz. Kitap alacağız, alamıyoruz. Yani dediğim gibi ekmek 5 lira, yağ olmuş 150 milyon bir teneke yağ. Sence bir ÖTV indirimi gelir mi? Tabii şimdi AKP'nin ciddi anlamda bir oy kaybı var. Yani aslında anketlerde %30 falan gösteriyor ama ben %15'i geçeceğini falan sanmıyorum. Onun için yapabilir yani, ben inanırım. Yani oy kaybetmemek için her şeyi yapar. Burada Kılıçdaroğlu çok düzgün davranıyor bana göre. Olması gereken aslında çok yüksek bir ÖTV oranı var Türkiye'de. Vergilendirme çok adaletsiz zaten. Aslında da doğruları söylüyor. Bence çok mantıklı bir açıklama yapmış. Çok çünkü aşırı derecede bir yeme politikası var. Çok para yiyorlar, onun için yetmiyor. Sen ne diyorsun abi? Efendim nereye? İktidardakiler niye bu kadar vergi alıyor? Ne? Ülkenin geçimi için. Eğer vergi almasa ülke geçinemez ki. Ama bu kadar alması gerekiyor mu? Fazla değil mi biraz? Ya tabii ki biraz fazla. O şimdi arkadaşın düşüncesine saygım sonsuz. Şimdi vergi alacaksın ki
insanların da emeklisinin bilmem nesinin giderini karşılasın. Tabii, oradan almasın, buradan almasın, nasıl geçinecek? Vergi alsın tabii, niye almasın? Mesela Almanya araba üretiyor, arabadan %20 kazanıyor. Bizim ülke %100 kazanıyor. Ne diyorsun abi? Ya tamam. Yani üreten %20 kazanırken üretmeyen niye %100 kazansın ki arabadan? Ben bir şey kazanmıyorum, siz kazanıyor musunuz? Arabadan mı? Arabadan. Ben de kazanmıyorum ama ülkenin eğer kalkınabilmesi için kendini kesmemesi gerekiyor. Kalkınmayla alakası yok. Aslında bunun neyle alakası var? Aslında vergi alımını adaletli yapmıyor. Yani zengin daha az vergi veriyor, alt tabaka daha çok vergi veriyor. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki ben diyor sadece lüks araçlardan vergi alacağım diyor, ortalama araçlardan almayacağım diyor. Ne düşünüyorsun abi? Bence o adam yalan söylüyor. Neden? Kılıçdaroğlu her şeyi yalan söylüyor. Evet yalan söylüyor çünkü ben özellikle Fox TV izliyorum. Bak samimi söylüyorum, Fox TV izliyorum, ondan sonra öbür kanallara geçiyorum. Geçen dedi ki ben gelirsem dedi asgari ücreti dedi şey olarak yapacağım dedi. Emekli maaşının en düşük asgari ücretten olacak dedi. Böyle bir şey yok. Bugün yılbaşında bu yapılan emekli maaşı şu anda ara ödeme yapıldı 5,5 lira. Yılbaşında ortalama 9 lira civarında. Şimdi Kılıçdaroğlu neden yalan söylüyor? Bir en düşük emekli maaşını 10 lira yaptığına göre benim abim 14 milyar emekli maaş alıyor. Ben alıyorum 3,5 milyar. Ama zaten yoksulluk sınırı 19 bin. Şimdi yoksulluk sınırı 19 bin olabilir. Şimdi her yoksulluk sınırı 19 bindir. Ben burada marketçiyim. İnan tabela asıyoruz. Diyorlar ya iş yok, iş yok, iş yok. İşsizlik var. Ben inanmıyorum. Samimi söylüyorum 3 aydan beri, 4 aydan beri orada tabela asılı. Hiçbir kişi gelip de asgari ücretle çalışmıyor. Ben geçiniyorum. Herkes geçiniyor. Her evde en az 3 kişi çalışıyor ablacığım. 5 bin liradan küsuratı sayma 15 milyar para yapar. Senin emekli maaşın mı var? Benim var. Bir de dükkanın var. Yok dükkanım değil, ben burada çalışan insanım. Bak, buradan da asgari ücret mi alıyorsun? Yok asgari ücretin üstüne alıyorum. Tamam, evin kira mı? Değil. Ha gidip de Boğaz'da belki yemek yemiyorum ama çok rahat geçiniyorum. Boğaz'da ben... yemek yemek istemez misin? Yok istemem. Neden? Hiç gerek yok ki. Ben istiyorum. Ben istediğim yerde yemeğimi yiyorum. Şimdi abi zaten ben Boğaz'da yatta yatayım demiyorlar. Geçinemiyoruz diyorlar. Yağ alamıyoruz diyorlar. Sana yemin ederim ben inanmıyorum. Ya geçinemiyorum diye bir şey yok. Yalan, vallahi yalan. Niye insanlar yalan söylüyorlar? Benim gerçek mesleğim ben kuaförüm. 1989'da ilk dükkanımı açtım. 3 sene sakal tıraşında bir parlament sigarası alıyordum. Bak bu cümlemi iyi dinle. 1989'da ilk dükkanımı açtığımda 3 tane sakal tıraşıyla bir parlament sigarası alıyordum. Bugüne geliyorum. Bugün parlament sigarası 31 lira, sakal tıraşı 15 lira. 3 tane sakal tıraşı 45 lira eder. Şu anki durum daha iyi. Muhalefet vaatte bulunuyor. İktidar yapmak zorunda kalıyor. Yani bu ben bir vatandaş olarak aslında çok hoşuma giden bir durum değil. Direkt bir müdahalede bulunduğunu sanmıyorum. Bulunacağını sanmıyorum. Neden derseniz o zaman ne olacak? Muhalefet diyecek ki o zaman bak ben söylüyorum. O yapmak zorunda kalıyor. Öyle dedi sanki zaten biraz. Yani, muhalefetin işine yarayacağını düşünür yani. Ben Cumhurbaşkanı'nın şu an için öyle bir adım atacağını tahmin etmiyorum. Ama sonrasında belki yapar onu bilemem yani. Peki abi Kılıçdaroğlu'nun ilk söylediği bir şeyi Recep Tayyip Erdoğan yapmış oldu. Hangisine yaradı bu? Yani kim seçmen kazandı sence? Hangisine yaradı derken nasıl yani? Yani Kılıçdaroğlu ben faizleri sileceğim dedi. Ardından Recep Tayyip Erdoğan. Bundan 5-6 yıl önceye gidelim. Emeklilere ikramiye, dini bayramlarda ikramiye olayı da mesela Kılıçdaroğlu'nun fikriydi. İktidar yaptı bunu. Mesela ekmeğini iktidar yedi yani. Bu iş böyledir yani. Sandıktan kim çıkıyorsa ona saygı duyacağız. Onun için Kılıçdaroğlu bence o zaman fikirlerini biraz beklesin ama gerçi vatandaşın işine yarıyor bu iş. Ben de arabaların düşeceğini tahmin ediyordum. Böyle bir açıklamadan sonra da inşallah düşer, millet mutlu olur. Güveniyorsun yani, bekleyeceksin. Bekleyeceğim, bakalım. Muhalefet aslında şimdi biraz muhalefet yapmaya başladı bence. Daha önce yapmıyor muydu? Daha önce yapmıyordu. Peki şu an beğeniyor musun, iyi gidiyorlar mı? İktidarın yapmış olduğu tüm her şeyi eleştirmekti. Yani eleştiriyorlardı. Aslında muhalefet, yani benim düşüncem tabii ki bu. Bir şeyler üretip projeler sunmak, iktidarı çalıştırmaktır muhalefet. Ama hep bu zamana kadar yapılanlar eleştirildi. Bir inancı olmuyordu milletin muhalefete. Ama şimdiki açıklamaları biraz daha böyle muhalefet iktidarı çalıştırıyor gibi gözüküyor. O yüzden yapabilir diye düşünüyorum yani. Yani seni iyi noktada etkiledi o zaman muhalefet bu hareketleriyle. Bugünden beri herkes aynı şeyi konuşuyor, herkesi etkiledi demek ki. 50 yaşında emekli olan bir insan bu şartlar altında geçinmesi zor. Tekrardan bir iş arayacak.
tekrar çalışmak için size emekli maaşıyla bir insan geçinebilir mi bu şartlarda? Zaten öyle yapıyorlar abi, emekli oluyorlar, çalışmaya yani, devam çalışmaya ediyorlar. Çalışmaya devam ediyorlar ama zaten işsizlik var. En azından yine onun bir emekli maaşı olmuş oluyor. Yani çalışmayan, hiç iş bulamayanın da önünü kapatmamak lazım. Hmm. Yani ben öyle. Yani diyorsa emekli olan gitsin, yeniler para kazansın. En azından yani hiç olmazsa onlar da biraz fayda. Ama emekli de maaşıyla geçinemiyor diyorsun. Nasıl yapacağız? Vallahi işte her iki tarafta sıkıntı da bilmiyorum. Bu ülkede yaşamak çok zor. Yani hani bazıları diyor ya, isim vermek istemiyorum. Çocuk yapın, 3 tane çocuklar yapın falan. Yapılan çocuklar neyle? O çocuğu okutmak kolay mı acaba? Yani ekmek sürekli zam geliyor. Ekmeğe her gün zam geliyor. Zaten zeytinyağına her gün zam geliyor. Peynire her gün zam geliyor. Bu ülkede her şeye zam. Arabada almak imkansız. Boş yere kimse. Benzine her gün zam geliyor. Bugün 10 liraysa yarın bir uyanıyoruz 12 lira olmuş. Öbür gün bir uyanıyoruz 15 lira olmuş. Her gün. Yani sonumuz ne olacak çok merak ediyorum. Kılıçdaroğlu bunu söyledikten sonra KYK'da olduğu gibi bir ÖTV indirimi gerçekleştirir mi? Bence ikisi de aralarındaki tartışmayı, konuşmayı bıraksınlar artık. İkisi de bir olsunlar, ülkeyi korusunlar. Ülkenin başına sağlam bir güç olmaya çalışsınlar. Dediğim gibi ülke ne halde? Umursadıkları yok. Haberlere görüyoruz. Haberlerde o ona bağırıyor, o ona bağırıyor. O ona Kılıçdaroğlu diye haykırıyor, o ona Sayın Tayyip Erdoğan. Bununla olmuyor. Bizi düşünen yok mu? Bizi düşünen yok. Birlik olsunlar, insanları düşünsünler. ÖTV indirimi gelir mi? Seçimden önce gelir ya. Minik bir indirim gelecek yani. Adam ne diyorsa yapıyorlar abi. Peki şimdi bu Kılıçdaroğlu'na mı yarıyor, Erdoğan'a mı? Seçimde görülecek, bilmiyorum. Ne olacak sizce seçimde? Bence kaybederler. İktidar kaybeder yani. Neden? Ya bu enflasyona dayanamaz. Yani krizle gelen krizle gider abi. 2 kere 2 4 yani. Seçimle değişmez diyorsun. Yeni gelen de halledemez. Yeni gelen yani o da halledemez. Anca bir 20 sene geçmesi lazım. Ülkeyi yediler çünkü. Gitti. Ülke gitti. Satıldı, her şey satıldı. Satılmayacak bir şey kalmadı ki. Yakında bizi bile satarlar yani. OTV'ye vermemiş olsam devlet sana bana emekliye maaş onu veremez. Onu bilmiyor. Onu şimdi ne kadar maaşından vergi kesiliyor onu biliyor mu? Babaya para, babaya para gelecek ki baba evlatlarına versin. Babaya para gelmezse baba evlatlarına para veremez. Babanın cebi dolu olması lazım. Değil mi? Bak sor, hiçbirini bilmez. Siz savunuyor. Bak sen peki, senin gibi insanlar. Peki arabaya ne kadar vergi veriyor onu da bilmez. Asfaltı. Havaalanı ne? Bak. Uçak havaalanına karşıdır. Geçmediğin köprüye ne kadar para ödüyorsun diye bilmez. Ya, senin çoluk çocuğun geçecek ha? Ya bırak işte. Senin çoluk çocuğun geçecek. Köprüye karşılar, havaalanına karşılar, yola karşılar. Ne söyleyeyim ya? Söyle baba. Bir şey söyleyeyim. Ben köprüye karşı değilim de. Hı. Niye bu köprüyü 10 liraya yaptırmak varken 100 liraya yaptırıyor? Ben buna karşıyım. Onu da yapar. Ben buna karşıyım. Onu da yapar.